değil mi? Abi normal okula araba girmesi yasak. Ya lise diye bu koyuyorlar öğretmenler. Mesela diğer okula da girdim mi? Bakın burada benden mantı siparişini verdi. Ben mantıyı tartarken çikolataları alıp arkasında saklıyor. Bir taraftan da eczaneyi soruyor. O sıra eczaneye gidip eczanede işini görüp benden mantıyı alacağını söylüyor ve çıkıp gidiyor. Dönüşte mantıyı almayı unuttum abla deyip mantıyı almaya geliyor. Genç bir çocuk dükkanından içeri girip benden mantı istedi. Önce yarım kilo dedi, sonra rakam söyledi. Rakamı ayarlarken bir yandan da eczane sordu. Eczaneyi tarif ederken, mantıyı hazırlarken ürünleri çaldığını mağazadan mantıyı alıp gittikten sonra fark ettim. Tırnak olayına da girdi. 200 TL verip önce bozdurma, kafa karıştırma olayı yaptı. Fark ettiğimi anlayınca üzerimi arayabilirsin abla dedi. O olaya gitmek istemedim baştan. Sonra yandaki erkek esnaflara götürüp üzerini aratacaktım. Ama işte abla işte rezil mi edeceksin beni gibi böyle cümleler kurunca genç çocuk hani eğer ki üzerinde çıkarsa rezil olur diye düşüncesiyle daha fazla üzerine gitmedim. 200 liramı çarpmaya çalıştığında kameraların olduğunu yan taraftaki esnaf arkadaşlardan rica edip üzerine aratacağımı söylediğimde zaten telaşa kapıldı. Daha fazla ısrar edemedim ben de. Hani bir an önce gitmesini istedim dükkanımdan. Sonrasında gittikten sonra kamera kayıtlarından şüphelendiğim için izledim o kısımları. 3 paket çikolatamı aldı. Keşke isteseydi, ihtiyacım var abla deseydi, hani seve seve verirdim. Hırsızlık iyi bir şey değil. Hani genç olduğu için çok üzüldüm kendisine. Belki görüntüleri görür, utanır, bir daha yapmaz, alışkanlık haline getirmemesi için. Bir bakıma ona iyilik yapıyorum diye düşünüyorum.